şöyle bir şey söyleyeyim. Hani yine güzel Türkçemizde bir laf vardır. Yük arasında denk öğütenler vardır. Trump ben dinle konuşmalarını dinledim. Adam ne gidip kongreyi basın falan bir şey demedi. Ama bu tür şeyler içinde orada 1 milyon insan toplanmış. 1 milyon insanın içinde 3.000-5.000 tane bir kısım vandalizme inanan, bir kısım aşırı sol gruplar olabilir ki onların olduğu da. Ama şeyi burada dile getirmek istiyorum. 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kaybedenlerden bir tane iyi bildiğim bir kadını Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış çok atak, iyi bir asker olan bir bayan. Kim vurdu? Bunu çapulcu vurabilir mi? Oradaki protestocu vurabilir mi? Yani orada bir kısım bilgisayarların efendimden bilgilerin aktarıldığını görüyoruz, şey yapıyoruz. İşte burada bir kısım operasyonların yapıldığı, yük arasında denk öğütüldüğü görülüyor. O anlamda ben önümüzdeki dönemde, 4 yıllık dönemde Biden devam ederse, ki Biden'dan daha tehlikelisi bu Kamala Harris'tir. Kamala Harris son derece tehlikeli bir kadındır. Kocası zaten AIPAC'in önderlerinden biridir. Yahudi diasporasının oradaki şeyin koloninin açıkçası önde gelenlerindendir. Kamala Harris de kendisi Los Angeles'ta bir kısım karanlık ailelerin avukatlığını yapmıştır. Kocası da dünyanın hiçbirini zikretmeyen en büyük ilaç firmasının birkaç yıl önceye kadar avukatlığını yapmıştır. İşte bu iş buradan şunu söylemek mümkündür. İnsanlar şöyle yapıyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Aslında 1945'ten itibaren, 50'den itibaren bütün bunlar, küresel elitler bütün bunları göstere göstere yaptı. Ama insanlar ya bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz mottosuyla buraya geldiler ve bugün kendini tanrı yerine koyan küresel elitler koronavirüs üzerinden önce aşı dayatılıyor baktığınızda. Aşı. Arkasından kıtlık ve küresel iklim değişikliği. Önümüzdeki 2 yılda en çok konuşacağımız şey kıtlık ve küresel iklim değişikliği olacak. Çünkü bu adamlar, şöyle söyleyeyim size, küresel elitler liberalizm, komünizm, faşizm. Faşizmi ve komünizmi devreden çıkardılar. Şimdi liberalizm üzerinden insanların hürriyetini elinden almaya yapıyor. 15 Mayıs 2020'de Nat Rothschild'in dediği gibi hiç olmadıkları kadar küresel sosyalizme doğru ittiriyorlar insanı. Yani insanları gözetleyen bir big brother, büyük brother, ama bunun yanında net olarak şunu söyleyeyim. Biyoteknoloji ve genetik yapıyla direkt insanın bedeni ve zihni, bilgi teknolojisiyle insanların gözetlendiği bir toplum yapısına dünyayı evritmek istiyorlar. İşte Trump buna karşı. Zannetmem. Böyle bir şeye tevessül etmek Amerika'da bombanın fitilini çekip ortaya koymak. Çünkü dediğim gibi bu mücadele bir tarafta City of London'daki o Rothschild ailesinin temsil ettiği bankerler ordusu, bunun içinde Wall Street var, bunun içinde Fed'in var, bunun içinde Amerikan ordusu içinde var, CIA'de olan var, siyasette olanlar. Bunlar bir tarafta, Biden de bunların içinde, Harris de bunların içinde. Diğer tarafta ise İngiltere'de de, Amerika'da da, Çin'de de, Türkiye'de de ulus devleti korumaya çalışan, bunlara karşı olan bir yapı var. Çünkü bu küreselcilerin dedikleri gerçekleştiği zaman Davos'ta da dile getirildi. Bu başka yerlerde de yazılıyor, çiziliyor. İnsanlar bu son hür nesil olabilir. Yani baktığımızda şimdi şöyle de bir yaygın kanaat var, işte çipleme falan. Artık metal veya bir plastik çipleme yok. Microsoft'un sahibi, Rockefeller ailesinin vakfının 2019'un başında MIT'den, Massachusetts Institute of Technology, Amerika'nın en iyi üniversitesinin aldığı bir teknoloji belgesi var. Yani bunun sertifikasını aldılar. Bu sertifikanın adı kuantum mürekkep. Artık size bir sıvı zerk ediliyor. Bu sıvı üzerinden böyle mikron açıkçası nanoteknolojik ve de uzaktan radyoaktivite etkilerle sizden istediklerini alıyorlar zaten. Tabii çok vahim. Ve BBC'de bir reklam spotu dönüyor. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bir kız işte gözüyle hareket ettirme falan. Ondan sonra şimdi biz
Ya bu iş aşı meselesi kardeşim, bir aşı pasaportuna dönüşüyor dediğimizde bir tane CNN Türk'te salak bir meslektaşım komplo teorisi kuruyorsun dedi. Şimdi salak demeyi hak etti. Niye? Çünkü hemen söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi Hürriyet gazetesinde aşı pasaportu Avrupa'nın gündeminde. Şimdi ben bu adama şuş demeyeyim mi? Oha demeyeyim mi? Diyeyim. Çünkü boşalayım, Anadolu diliyle konuşayım biraz. Çünkü bu iş şimdi nedir? İngiltere'de bir mesela şu anda bir karar alındı. Alınan karar şu. Resmileştirme, ama bu işler önce basına sızdırılıyor. Üç, o İngiltere'nin halka yaptırdığı üç temel aşıyı yaptırmayanlara İngiltere'ye giriş izni vermeyecek, vize vermeyecek. Sana direkt yasak koymuyor. Ama uçağa binerken şu anda Qantas, Lufthansa, Amerika'daki JetBlue dile getiriyor. Diyor ki kardeşim aşım var mı? Aşı pasaportun var mı diyor. Bir ismini vermeyeyim. Büyük bir çiftliğin veteriner müdürü, tabiri caizse çok ciddi hayvan varlıkları olan bir çiftliğin veteriner müdürü beni aradı. Hocam dedi, bu Pfizer'ın mRNA tabanlı tosunlarda kullandığımız bir aşısı var dedi. Önceleri biz de kestiremiyorduk. Ama kısırlık yapıyor dedi. Peki mRNA tabanlı diğer inaktif aşılara göre direkt insanın genetik yapısına nüfuz ediyor. Ben bunu tartışmayayım mı? Şimdi İbn Sina doktor muydu? Adam bir tanesi salağın biri de bana yine bir televizyonda siz hekim misiniz dedi. Ben de ona dedim ki siz dedim ben size soruyor muyum finansçıyım, finansçı mısınız diye. Finans için dedim yarım saattir atıp sıkılıyorsun. Şimdi olay şu. Dünyada bu sahada görev yapan hekimlerimizden, hemşirelerden alıp bir Allah bin razı olsun. Bezmi alemde 16 günde onlar bana baktılar. Muhteşem işler çıkarıyorlar. Ama bu televizyondaki adamlar kendilerini bilim adamı falan zannedip Elif'i görse mertek zannediyorlar ve adamlar mezun olduktan sonra belki laboratuvarların önünden bile geçmemişler. Bunlara dayıyorlar uluslararası ilaç endüstrisinin ders kitaplarını, onların finanse ettiği ders kitaplarını veyahut da işte bunların finanse ettiği bilim insanlarının yazdığı kitapları. Bunlar da bunu millete kakalıyorlar kardeşim. Ve bir tane Antalyalı da diyor ki asker şey kız verilmesin şey. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Bunlar var ya. Bunlar diplomasını yırtacaksın. Bunlara bu hekimliği yaptırmayacaksın. Şimdi o millete şeye efendim vatan haini diyen bu vatandaş yıllarca yumurtaya lanet okudu. Kalp hastaları yumurta yemesin dedi. Duyuyor. Televizyon kanallarında sizler program yaptınız. Yumurta yemesin dedi. Ama ne zaman ki Canan Karatay çıktı, yumurta kalp rahatsızlığına etki etmez dedi. Bu da çıktı bir gün televizyonda, ben de dinledim. Ya özür dilerim, yumurtadan özür diliyorum. Şimdi bir gün çıkıp da vatan haini dediklerine ne diyecek bu adam? Sen sorguluyorsun, ben sorguluyorum. Vatan haini miyiz? Gidip oradan efendim Doğu Beyazıt'ta şov çekiyor. Şeyden o biliyorsunuz malum savaşımızdan binlerce askerimizin kırıldığı şeyden. Ondan sonra da gelip doktorluğundan fazla orayla meşhur biliyorsunuz bu. Şimdi de yıllarca yumurtaya sövdü saydı sonra özür diledi. Şimdi bunun çıkıp adam gibi ya ben böyle dedim ama aşıya böyle diyenlerden kusura bakmayın özür dilerim demesi lazım. Yoksa ha ben aşıya nasıl bakıyorum? Kardeşim adam soruyor aşıya karşı mı? Kardeşim çiçek aşısı, verem aşısı bu. Bunlar inaktif aşılar. Bunlar ve de 3 yılda 5 yılda ben bir programda aynen şunu söyledim. Bunlar laboratuvar ürünü değil deyince bakın dedim bu iş laboratuvar ürünü değilse bu aşı en az 2 yıl 3 yıl sürer dedim. Ama laboratuvar ürünü ise 1 yıl demeden aşıyı milletin önüne koyarlar dedim. Çünkü o da tam aşı değil, ucundan kıyısından bir şeyler tırtıklıyorlar. İşte inaktif aşılara yani o normal çocuklarımıza bizim çocukluğumuzda olan 5-6 aşı var. Onlara karşı olmak mümkün değil. Ama bugün de benim devletim, üniversitem açık açık ortaya şeffaf bilgileri koyar. Kendi üniversitelerimizde şey yapar, geliştirirler inaktif aşı. Ha, mRNA aşısını beni ipe çekecekler olmam. 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 Ha, inaktif aşı kendi üniversitem, kendi hekimlerim bütün şeffaf bilgileri ortaya koyarlar. O başka bir şey. Onu düşünürüm. Şimdi bu ülkede dediğim gibi o bilim kurulundaki birkaç çok değerli bilim insanı var. Onları bir kenara tutuyorum. Bu televizyonlarda böyle artistlik yapanlar bir çok önemli bir şey anlatıyor. Nedir? Bir yıldır bu millete Google bilgilerini çakıyorlar. Google'da daha fazlası var onların anlattığından. Önce temizlik, maske tutturdular. Sonra aşı.
Beni geçen hafta Hollanda'dan beni takip eden bir hanımefendi mesaj attı. Hocam dedi, ben sosyal medyadan öğrendim. Covid-19 geçirmişsiniz. Ben mümkünse telefon edip sizden ne yaşadığınızı öğrenmek istiyorum. Olur kardeşim, aradı. Anlattım, şimdi anlatacağım. Sonra dedim ki, lütfen evinize bir oksimetre alın dedim. Ne dedim kadın biliyor musunuz bana? 52 yaşında kadın. Hocam dedi, Hollanda Sağlık Bakanlığı ilk önce bu doktor hekimler bunu söyledi. Evinize bir oksimetre alıp koyun dediler. Denen şey şu, ben de bilmiyordum. Ben sadece kızımın yönlendirmesiyle, genetik mühendisi benim kızım. Ondan sonra şimdi dedi ki Antalya'da kendi ailemin içinde kaptım geldim. Antalya'ya gittim, orada kaptım geldim. Yani en önemli şeyde sakınacağımız yer aile içi. Maalesef bu çok orada. Şimdi açıp kızıma sorunca baba dedi bir oksimetre aldım. Gittim sabahleyin aldım. Alır almaz da sağ olsun Bezmalem'de beni tedavi eden arkadaşlarımdan birini aradım. Ya dedim muhtemelen ben Covid'im dedim. Hocam dedi ben de Covid'im dedi. Karı koca onlar da hekim ama Covid olmuşlar. Hocam dedi oksimetre al dedi. Ve 90'ın altına indiğinde dedi. 90'ın altına indiğinde bize haber ver seni hastaneye atacağız. Çünkü 90'ın altında risk başlıyor. Şimdi insanlar bunu bilmediği için bir aşıyla aşıyla işi kafamızı ütüledikleri için bu bilim kurulundaki bir de bir Hacettepe'den bir adam var dolanıp aynı şeyleri anlatıyor millete. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzıyla konuşuyor. Ondan sonra bir gece 88. Allah razı olsun aradım. Beni hastaneye attılar. Şimdi olay şu. Eğer siz oksimetreyle oksijeninizi görüyorsanız tedbirli oluyorsunuz. Ama bunu bilmiyorsanız Türker'cim solunum akciğere sirayet ediyor. Solunumu bu ölçtüğünde oksimetreyle 80'lere indiğinde zaten siz yoğun bakımlık oluyorsunuz. 80'in altına indiğinde entübe oluyorsunuz. Yoğun bakımlardan bana %100 emin değilim ama bana söylenen hatırladığım kadarıyla %25 civarında ölü çıkıyor. Entübe olanların %40'a yakını ölü çıkıyor. Şimdi insanlar hayatını kaybediyor. Ama bunların hiçbirini bilim kurulundaki insanlar dile getirmedi bu millete. Sonra işte ben bir doktor arkadaşlarım ve kızımın yönlendirmesiyle her gün günde 3-5 kez evdeyim. Şeyi ölçüyorum. O kandaki oksijen seviyesini ölçüyorum. Ve 11 gün zorla su hariç hiçbir şey yiyemedim. 11 günde 8 kilo kaybettim. Ve de ateşle falan gelmedi bana. Üşüyerek geldi. Sangır sangır titriyorum. Üşüyorum. Ve bende pozitif de çıkmadı. Negatif çıktı. Bunun üzerine tabii o arada sağ olsun hekim arkadaşlarımız dedi ki hocam kan sulandırıcı yine yaptım. Eczaneye gittim bulamadım. Yine doktor arkadaşlarıma rica ettim. Bana buldular, buşurdular bir hastaneye gidinceye kadar yani o noktaya gelinceye kadar iğneyi buldular. Göbekten kendim yaptım iğneyi. Basit bir şey zaten. Ondan sonra bir gece olunca hastaneye yattılar. Burundan oksijene bağladılar. İşte orada yine millete bilmesi gereken şu. Akciğere sirayet ettiyse değerli hekimlerimiz kortizon tedavisi uygulamak durumunda kalıyorlar genelde. Kortizon orada hastanelerde de tabii devletin imkanları bu kadar. Orada genellikle bulgur, tatlı, ekmek, neyse yani orada protein ağırlıklı değil bu tür bir beslenme. Ama kortizonun bir tek yani en önemli yan etkisi Türker'cim yani şekeriniz olması gerekmiyor kan şekeriniz. Normal kan şekerini bile zıplatıyor. Ve ben bunu bildiğim için biraz biliyorsun Biyopolitik Savaşlar kitabını yazdım. Ve bu kitapta daha ortada virüs yok, bir şey yok iken 7 yıl önce Türker'cim virüsle insanlığın anasını ağlatacaklar diye o kitapta yazıyorum. 2015'te Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonlarında yine yazmışım. Bütün bunlar ortadayken adam çıkıyor, bunun yarasadan ürediğini söyleyecek kadar bizi saf yerine koyuyor. Neyse, işte bu yapı içinde ben yine orada hastaneye kaldırıldım. 2 gün bir şey yiyemedim. Serum verdiler bana. Arkasından bu tedavide Allah razı olsun hekimlerden. Onlara minnettarım. Oradaki hemşire hanımla kardeşlerimize minnettarım. Şimdi o süreç içinde
çok iyi bir tedavi uyguladılar. Allah'a çok şükür önce stabil hale getirdiler. Sonra düşüşe geçtiler ve oksijenim hiç 88'in altına, bir sefer 87'yi gördü. Sonra o tedavi geliştikçe işte burundaki 92, 93, 94 bugün sabahleyin yine evde ölçüyorum artık. Allah'a çok şükür 97 bareminde. Bir başka şey, bu tedavide kan sulandırıcı çok önemli. Çünkü ölümlerin, ben öğrendiğim şu hekim arkadaşlarımdan, yine Amerika'daki, Türkiye'deki hekim arkadaşlarımdan, ölümlerin iki sebebi var. Bir, insanlar başlangıçta bu işi yeterince oksijen meselesini ciddiye almayıp yoğun bakımlık ve entübe vaziyete düşecek duruma gelmeleri. İlk hekim şu anda cenazesi bugün kaldırılıyor. Akyazı'da bir çok değerli bir hekim arkadaşımız, hiçbir sağlık meselesi yoktu ama bilinmeyen bir sebepten entübe durumuna düştü ve maalesef hayatını kaybetti. Allah Konya'dan getirildi. Allah rahmet eylesin. Şimdi burada bu şeye, oksimetreye çok dikkat etsinler. İkincisi, kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı her yerde bulunmuyor ve bu işin yarın başınıza gelecekmiş gibi kafanızda hekiminizi belirleyin, yatacağınız hastaneyi belirleyin. Yani kafanızda bu olsun. Ya ben başıma gelir ise, ailemden birinin başına gelirse, ben şu hekime, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya güveniyorum. Ben buna giderim, ben bu yurda yatarım. Şu hastanede yatarım, o bana sahip çıkar. Çünkü hekim o kadar önemli ki bu işte. Yani hekimin sizin güvendiğiniz biri olması, ki benim kolay atlatmamda, mesela ben tansiyon sıkıntım var idi. Anacığımdan rahmetliden hediye bana. Limitlerde korkuyordum. Yani böyle bir şey başıma gelirse kızım da tansiyonum zıplar mı bana? Allah'a çok şükür o hekim arkadaşlarımın, 3 hekim arkadaşımın sayesinde benim tansiyonum hiç zıplamadı. O arada ekmek, bulgur, o tür şeyleri yemedim zaten, tatlıyı. Taburcu olduktan sonra da evde 2 haftada o şeyin, kortizonun yükselttiği şeyi, kandaki şeker oranı ilaçsız milatsız 110, 113'e indirdim.